Bakalım bu defa kaça binecek misiniz? Ada Hanım. Bora Doğru Söz'le randevum vardı. Hoş geldiniz. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Kendi. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin bana. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyurun, şöyle oturun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii. Yakışmazdı. Turgut Bey, konuştuğumuz gibi yapacağız. Ben her şeyi ayarladım. Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada! Gel, gel. Gel. Buyurun Bora Bey. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış biri. Ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok Ada. Ben seni buraya Nil'le tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut Aşkın. Biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya öyle mi? Misafir. Misafir gelmiş, kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var. 27. nesil Türk kahvesi. Turgut Bey, siz nereden tanışıyoruz demiştiniz? Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz? Şekerli şekersiz, orta ortasız. Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada, ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben, anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye diye öldü ya. Gideyim de getireyim bazı kuruduysa. Ada, bak. Turgut Bey merhaba diyor, duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa Turgut Aşkın'ı? Tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum. Oo, ama öyle böyle değil. Bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski, evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bora Bey, biz Turgut Bey'le... Evet Ada, siz Turgut Bey'le. Çok zor bir soru olmasa gerek. Evet, zor bir soru değil. Kolay bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı değil mi Turgut Bey? Ben yayı attığımızı düşünüyorum. Bu hukuk elçisi beyefendi benim avukatım. Bu beyefendi... Bu senin avukatın öyle mi? Avukatım. Peki ben kusura bakmazsan bir soru sormak isterim Ada. Senin bu Turgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme. Bir izin ver, ikimiz konuşuyoruz. Tamam. Evet Ada. Miras. Miras davam var da benim. Onun için. Miras davam var benim, onun için. Eski tanıdık ya, ucuza getirdim. Miras. Kusura bakmayın ama burada müdahale etmek zorundayım. Avukat kimliğimle. Ada Töz'ün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani. Şimdi Turgut Bey. Ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu, başka bir derdi yoksa eğer. Başka ne sorunum olabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız var. Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey, siz zenginsiniz, bilmezsiniz ama biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı, ne kadar paylaşıldı?
O bir karış için ne kadar önemli olduğunu bir bildiniz bizim için. Tamam Ada, tamam. Anladım ben. Anladım. Bana açıklama yaptığın için çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim Bora Bey, rica ederim. Peki, sizin Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim de azıcık. Söyler misiniz bana? Benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey, şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Ne oldu Ada? Şaşırdın? Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih biliyor musun? Senin avukatının bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ah şans çok. Ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım. Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim getirsinler. Hı-hı. Oldu kahve için ya. Hı-hı. Kahve içiyor bu. Yürü hadi çık yürü. Ne oluyor be? Yürü durma şurada, yürü durma şurada. Yürü gel peşimden. Evet, Turgut Bey. Bey dememde sıkıntı yok değil mi? İsterseniz atabiliriz beyi aramızda. Siz şimdi müvekkil gizliliğinden falan bahsediyorsunuz ya. Bu çok profesyonelce bir şey biliyor musunuz? Bu gerçekten çok profesyonelce bir şey. Yani biz şirket olarak biz, yani ben sizin gibi profesyonel bir avukatla çalışacağım için gerçekten çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım ben biliyor musunuz? Ben çok şanslı bir adamım. Bir mukabele Bora Bey. Aynı tavrım şirkete de devam edecektir. Ben müvekkillerim gizliliğine çok önem veririm. Allah. Bora Bey iyi misiniz? İyiyim. İyiyim ben iyiyim. Sakin olmaya çalışıyorum. İyiyim. İyiyim ben benim aklıma bir şey geldi de. Kusura bakmayın. Alakası yok. Sizin de ben öyle bir gülme aldı beni, bir kahkaha aldı. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Ya bakın siz şimdi bana gizlilik deyince, şu gizlilik, müvekkil gizliliği falan deyince benim aklıma bir hikaye geldi. Ne biliyor musunuz? Ben o zamanlar çocuğum. Çocuğum benim bir aşkım var ama gizlemek zorundayım. Sor niye diye. Niye? Niye biliyor musun? Çocuğum çünkü. İlkokula gidiyorum. Annemden babamdan gizlemek zorundayım. Niye? Çünkü geriliyorum, kasılıyorum. Çekiniyorum onlara söylemeye. Siz şu an bu hikayeden sıkılmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır bilakis. Hı. Çok mutlu olurum anlatmanıza. Ha, ne güzel. Çünkü iyi bir iş ilişkisinin temeli güvendir. Tabii. Güven de dosyalarla değil, insani ilişkilerle kurulur. Hı hı. Ayrıca bayılırım ilk aşk hikayelerine. Hı. Öyle mi? Bayılır mısınız? Evet, kesinlikle. Hı. Peki bu ilk aşk hikayelerini sevmenizin sebebini sorabilir miyim? Şöyle anlatayım. Anlatın. Sonraki aşklar hep o ilk aşkın heyecanını aratır durur ya. Hı. İşte. Pardon ya siz bir hikaye anlatıyordum. Yok 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 yok. Sakın sakın siz kendinizi bölmeyin. Ben hikayeyi anlatırım. Yine anlatırım. Ben sadece sizin şu ilk aşk meselelerini merak etmenizi ve sevmenizi merak ettim o kadar. Başka hiçbir şey değil. Siz devam edin. Bölmeyin. Devam edin. Anlatırım ben hikayeyi. Devam yani işte o aşk, tutku, o ateş. Tamam. Tamam ben Pırıl'ı çağırayım. Turgut Bey ben Pırıl'ı çağırayım. Üzerimden bir kaza çıkacak. Ben Pırıl'ı çağırayım, siz odanıza kadar bir eşlik etsin bakayım. Ben Pırıl'ı... Alo Pırıl, aferin böyle telefonu hemen aç tamam mı? Aferin sana. Şimdi odama kadar gel, çok acil. Çok acil gel, çok acil. Çok acil gel yoksa... Pırıl gelsin, sizi odanıza kadar bir eşlik etsin, siz odanızı görün. Bir adaptasyon sağlayın, bir görün odanıza, bir çalışacağınız ortamı bir görün ki... aranız, odanızla aranız... Gel, gel Pırıl geldi, gel. Pırıl geldi. Buyurun, Bora Bey. Şimdi siz hikaye anlatıyordunuz. Anlatacağım ben hikayeyi. Çok güzel anlatacağım ben hikayeyi. Pırıl, şimdi Turgut Bey'e yardımcı olur musun odasına kadar hadi. Tamam. Buyurun ben size göstereyim. Tabii tabii. Zaman kaybetmeye gerek yok. O zaman ben işimin başına geçiyorum. Geç geç. Hadi bakalım. Geç Turgut Bey geç. Geç işinin başına. Yerleş odana sen. Turgut Bey. Yerleş bakayım odana. Kuzen. Ha. Bu tip kim tanıyor muyuz bunu? Yok. Yeni hukuk danışmanımız Turgut Bey. Bizim hukuk danışmanımız zaten mevcut. Bu biraz başka türlüsü. Başka türlü bir hukuk danışmanı kendisi. Nasıl başka türlüsü? Yeni bir hukuk mu var? Hukuk değişmiş mi? Yeni bir hukuk var da ona mı danışıyoruz? Yaklaş. Gel. Bu yeni hukuk danışmanı arkadaş var ya. Hı. O
Adanın ilk aşkı olabilir. Aşk kendi seçer.